Herkese merhabalar. Lezzet sitama hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan tam ölçülü ve yumuşacık bir pastane poğaçası tarifimi paylaşıyorum. Kahvaltıya, ara öğünlere, çay saatlerine bu nefis poğaçalardan hazırlayabilirsiniz. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifin malzeme listesi ve ölçülerini açıklamalar kısmına yazıyorum. Ve poğaçamızın yapımına geçiyorum. Hamuru yoğurmak için Derin bir kabın içerisine bir su bardağı ılık su kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 mililitrelik klasik bardak ölçüsüdür. Ve bir paket 11 gram instant kuru maya ekleyip karıştıralım. Üzerine 3 tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Şeker ve maya eriyene kadar kaşıkla karıştıralım. Sonra içerisine 2 tane yumurta ekleyeceğim birinin sarısını poğaçanın yüzeyine sürmek için ayırdım. Daha sonra 2 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Tekrar güzelce karıştırıyorum. Ardından içerisine oda ısısında yumuşamış 250 gram tereyağı veya margarin hangisini kullanıyorsanız ilave ediyoruz. Sonra elimizde yumuşamış yağ bu şekilde ezerek güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra karışımın içerisine 5 su bardağı unu birkaç aşamada kontrollü olarak ekliyorum. Bu aşamada bir tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Ve bütün malzemeyi birbirine yedirene kadar güzelce karıştırıyoruz. Tamamen unu ekledikten sonra katlama, yumruklama yöntemiyle hamuru yaklaşık 3-4 dakika güzelce yoğuruyoruz. Ben toplamda 5 su bardağı un kullandım. Un miktarı unun kalitesine göre değişebilir. O yüzden mutlaka unu kontrollü kullanıyoruz. Buna dikkat edelim. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra bakıyorum hamurun kıvamı eli yapışan yumuşak kıvamda parlak bir hamur olmalı ve ele yapışan yumuşak kıvamlı hamuru güzelce hazırladım. Yoğurduğumuz hamurun son hali bu şekilde olacak. Daha sonra hamurun üzerini bir streçle veya poşetle kapatıyorum. Üzerine tekrar bezle örtüyorum. Ilık ortamda yaklaşık 1 saat hamurun mayalanması için bekletiyoruz. Bir saat sonra hamur güzelce kabarmış ve iki katına çıkmış. Bu da hamurun güzel mayalandığını gösteriyor. Hamurun havasını almak için ve maya kokusunun çıkması için un serptiğim tezgahın üzerine alıp 5-10 saniye yoğurduktan sonra hamuru toparlıyorum. Hamurumuz gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur. Parçamızın yumuşak olması için hamurun yumuşak olması önemli. Hazırladığımız hamuru önce 4'e sonra mandalina büyüklüğünde 15 eşit parçaya bölüyorum. Hastanelerden aldığımız parçaların büyüklüğünde oluyor. Tercihe göre daha küçük de yapabilirsiniz. Sonra böldüğümüz hamur parçalarını gördüğünüz gibi elimizde düzeltip avucumuzun içerisinde yuvarlayıp beze yapıyorum. Bütün bezelerin hepsini bu şekilde yapıp hazırladım. Ardından poğaçamızın bir kısmını kaşarlı bir kısmını beyaz peynirli yapıyorum. Poğaçamızın içerisine kullanacağımız kaşar ve beyaz peyniri de hazırladım. Şimdi poğaçamızın şeklini vermeye geçiyorum. Poğaçamızın şeklini vermek için önce bezelerin alt kısmını üste gelecek şekilde çeviriyorum. Sonra bezelerin üzerine çok hafif bastırıp bu şekilde ortasına çukur yapıyorum. Sonra çukur kısımlara dilimlediğim kaşardan yerleştiriyorum. Daha sonra yarım ay şeklinde kapatıyoruz. Elimin yan kısmıyla ortasına bastırıyorum ve pastane poğaçasının şeklini veriyoruz. Diğer bezeleri de önce alt kısımlar üste gelecek şekilde çeviriyorum. Bunu yaparsanız poğaçanızın yüzeyi daha düzgün olacaktır. Bozuk olan kısım da içte kalmış olur. Buna dikkat edelim. Poğaçamızın bir kısmına da beyaz peynir koydum. Kapatıp elimin yan kısmıyla ortasına bastırdım ve bütün poğaçalarımızın bu şekilde şeklini verdim. Arzu ederseniz bu hamurla patatesli, kıymalı ve zeytinli poğaçalar yapabilir ve farklı şekillerde verebilirsiniz. Yağlı kağıt serili tepsiyi sırasıyla diziyorum. Tam bir tepsi oldu. Tarifimizde bir tepsi ölçüsüdür. Üzerini temiz bir bezle kapatıyorum. 20 dakika tepsi mayası için bekletiyoruz. 20 dakikanın sonunda parçalarımız kabarmış. Üzerine ayırmış olduğumuz bir yumurta sarısına bir tatlı kaşığı süt ekliyorum. Karıştırıp pastane parçaları gibi üst kısımlara sürüyorum. Fazla bastırmadan bir fırçayla hepsine bu şekilde sürdüm. Üzerini süslemek için isterseniz susam ve çörek otu da serpebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Parçalar fırına göndermeye hazır. Önceden ısınan alt ve üst ayar 190-200 derece fırına veriyorum. Ortalama 30-35 dakika kontrollü pişiriyoruz. Her fırın farklı sürede pişirir. Buna dikkat ediyoruz. Poğaçalar güzelce kabarıp altı ve üzeri de güzelce kızarınca fırından çıkarıyorum. Benim fırında 35 dakikada poğaçalarımız pişti. Her fırın farklı sürede pişirir. O yüzden süreye takılmayın ve kontrollü pişirin. Çok da güzel kabarmış. Mis gibi kokusuyla çok lezzetli görünüyor. İlk sıcağının geçmesi için bir 10 dakika dinlendirdim. Puf puf kabaran poğaçalar biraz soğuduktan sonra dokusunu görmeniz için bir tanesini elime alıyorum. Dokusunun yumuşaklığını görüyorsunuz. Bölüyorum poğaçamızın içi de göz göz hamur olmadan çok güzel pişmiş. Çay saatlerinize, kahvaltı sofralarınıza bu güzel poğaçalardan yapabilirsiniz. Kesinlikle bu güzel pastane poğaçası tarifimi denemenizi öneriyorum. Umarım dener beğenirsiniz. Deneyecek olanlara da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz Beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı, sevdiklerinize paylaşmayı, henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Videomu izleyen Herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.